Değerli kardeşlerim, Cuma günü de 15 Temmuz'un darbe teşebbüsünün gerçekleştiği o karanlık gecenin yıl dönümü. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kalkışan teröristlere karşı FETÖ'nün TSK içindeki teröristlerine karşı mücadele ederken hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhatli, uzun ömürler diliyorum. Rabbime dua ediyorum ki bir daha ülkemizi böylesi hainlerin teşebbüsleriyle karşı karşıya getirmesin. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz Türk milletinin verdiği mücadele büyük bir demokrasi mücadelesidir. Adeta o gece Türk milleti liderinin peşinde hep beraber sadece FETÖ'ye karşı değil, onu besleyen, kollayan ve Türkiye'nin üzerine saldıran ülkelere ve güçlere, nice karanlık odaklara karşı adeta yedi düvenle mücadele etmiş, anayasasını, hükümetini, meclisini ve vatanını, devletini, bayrağını ayakta tutmayı başarmıştır. Büyük bir destan yazmıştır. Esasında bu demokrasi mücadelesi ve elde edilen zafer Türk demokrasi tarihinde sadece değil, dünya demokrasi tarihinde örnek bir mücadeledir. Eğer bu demokrasi mücadelesini ve elde edilen zaferi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk halkı değil de bir Alman halkı, bir Fransız halkı yapmış olsaydı o halka ve o ülkeye, eğer bu lider Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan değil de Macron veya Merkel veya başka bir batılı lider olsaydı, emin olun uluslararası örgütlerin, ülkelerin bu ülkeye ve bu ülkenin liderine vermedikleri nişan, vermedikleri madalya kalmazdı. Nobel Barış Ödülü dahil ödüllerin tamamını ona verirler. Ama bakın böylesine büyük bir demokrasi mücadelesi ve arkasından elde edilmiş büyük bir başarı var. Bu başarıyı küçümsediler. Türk halkının demokrasiye ölümüne sahip çıkışını adeta görmezden geldiler. Cumhurbaşkanımızın ailesiyle beraber ölümü uçuşunu adeta görmezden geldiler, yok saydılar. Ama hakikat değişmedi, değişmeyecekler. Türk milleti bu büyük başarısıyla bütün dünyaya şunu da ilan etmiştir. Türkiye'de artık darbe dönemi, darbeye teşebbüs dönemi ve muhtıra dönemi kapanmıştır. Eğer herhangi bir ülke veya onların ülkemiz içindeki uşakları böyle bir niyet taşırlarsa bilsinler ki karşısında 15 Temmuz'da olduğu gibi aziz Türk milletini bulacaktır. Türk milleti bundan sonra demokrasisine ve hukukuna, devletine ihanet eden hiçbir teşebbüse izin vermeyecektir. Nitekim vermemiştir de. Türkiye'de darbeler, darbeye teşebbüs ve muhtıralar dönemi kapanmıştır. Niyetlenen niyetiyle baş başa kalmaz, teşebbüse kalkarsa o zaman da karşısında aziz milletimizi görecek. 15 Temmuz'da yenen tokadın daha ağırını görecektir. Çünkü 15 Temmuz'da sadece FETÖ değil, demin de söyledim, ona destek veren 7 düveli de milletimiz çiğneyip geçmiştir. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Milletin basireti bu basireti yok sayanların üzerine çıkmış ve milletimizin dirayeti kendini dünyaya hükmeden zannedenlerin hükümsüz olduğunu bir dünyaya ilan etmiştir. Rabbimden bir daha böylesi ihanetlerle devletimizi ve milletimizi karşılaştırmaması için duada bulunuyorum, niyazda bulunuyorum. Eminim ki sorgunlu her kardeşimde aynı duada, aynı niyazdadır. Değerli hemşerilerim, sorguna epeydir gelme imkanımız olmadı. Değişik nedenlerle fazla buluşamadık. Ama
İnşallah bundan sonra Allah'ın izniyle sizlerin duası ve desteğiyle daha çok birlikte olma, Sorgun için, Yozgat için, Türkiye'miz için birlikte çalışma gayreti içerisinde olacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak, iki günü birbirine eşit olan aldanmıştır inanışından hareket ederek, iki günümüz eşit olmadan her gün daha çok koşarak, çalışarak yolumuza devam edeceğiz. AK Parti milletin partisidir. Daha adı bir ortaya çıkmadan, resmi kuruluşu olmadan Sorgun'da, Yozgat'ta 81 ilde tabelalarını siz açtınız. Ve manşetlerle AK Parti'nin gelmesini engelleyenler oldu. Engellemek isteyenler oldu. Daha Cumhurbaşkanımız genel başkanken siz kurucu olamazsınız diye Anayasa Mahkemesi ihtar kararı verdi ve kurucu üyelikten ayrılmak zorunda kaldı. Arkasından milletvekili listesine ismi yazıldı. İstanbul'dan aday oldu biliyorsunuz. Milletvekili listesinden adı silindi. Ve gittiğimiz her yerde bunlara oy vermeyin. Ankara'da bir adım bile bunlara yol attırmazlar dendi. O zaman millet bunların hepsine kulağını tıkadı. Genel başkanı, milletvekili adayı olamamış, adaylığı silinmiş olan AK Parti'ye %34,5 civarında oy verdi. Parlamentoda 363 milletvekili verdi. Biz bugün ayaktaysak 3 Kasım'daki bu ruh sayesinde ayaktayız. Siz arkamızda durdunuz. Biz sizin iradenizle parlamentoya gittik. Cumhurbaşkanı seçtirmek istemediler. Sıkıştık. 367 kararı verildi. Yine millete koştuk geldik. Seçim kararı aldık. MHP ile beraber daha önce anayasa değişikliği yaptık ve size geldik ve sizin oylarınızla bu sefer %47'den fazla oy aldık. Ve MHP'yi de meclise soktunuz. Bu sefer onlarla beraber Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçtik. Sizin bize verdiğiniz emanete biz hiçbir an ihanet etmedik. Canımız pahasına her türlü saldırıya, iftiraya göğüs gelerek milletin iradesini, namusumuz ve şerefimiz bildik, teslim etmedik. 27 Nisan'da da teslim etmedik. 367 kararı karşısında da teslim olmadık. Gezi hadiseleri sırasında da teslim olmadık. 17-25 Aralık döneminde de teslim olmadık. 15 Temmuz'da da teslim olmadık. Ekonomimize yapılan saldırılar sırasında da teslim olmadık. Neden? Çünkü hep aziz milletimizi yanımızda, yanı başımızda bulduk. Bugün bu güçlü kadro 20 yıldır aralıksız Türkiye'de tek başına iktidar ise önce Rabbimin, sonra Sorgunluların, Yozgatlıların ve aziz milletimizin duası ve desteği sayesindedir. Bundan sonra yürüyecek yolumuz, gidecek yerimiz varsa yine bu aziz milletin yol açması sayesinde olacaktır. Ben şunu yürekten inanarak söylüyorum. Bugüne kadar milletin iradesini Yozgat'tan, Sorgun'dan alanlar Ankara'da bu iradeye hep ortak buldular ve ortakların iradesini milletin iradesinin önüne koydular. İlk defa milletin iradesini Ankara'da paylaşmam diyen, milletin iradesini namusu gibi gören ve her türlü ortaklığı reddeden bir siyasal anlayış Türkiye'de iktidara geldi. Dayımız kuvvetliydi. Aziz Türk milleti Cumhurbaşkanımızın ve bu kadroların dayısıdır. Hani diyor ya, dayın güçlü olursa kimse yenemez. Bizim dayımız güçlüdür, bileği bükülmez, aziz Türk milletidir. Değil altı masa, altı bin masa olsa hiç kıymeti yok. Yeter ki bu milletin duası, yeter ki bu milletin desteği bizimle beraber olsun.